Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir taban modeli göstereceğim. Ara yapabilmek için veya bluzlarınızda, hırkalarınızda kullanabileceğiniz farklı bir model göstereceğim sizlere. Ara tabanlı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz yan yana, yani bunu büyük yaparak bluzlarınızda, yeleklerinizde de çok rahat kullanabileceğiniz bir model çalışacağız sizlerle. İpim kar beyaz. Leylak 50 numara diye satılan iplerden bunlar. Tığım var 20 numara. Siz hangi tığla rahat ediyorsanız, daha ince daha kalın olabilir, fark etmez. Makasım ve çakmağım var. Bitişlerde kullanıyorum çakmağı özellikle ve makası. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğim. Böyle bir çok düzgün duran, çok kolay, çok zevkli çalışabileceğiniz bir model. Her yerde de rahat kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yan yana uzun yaparak yelek ve hırkalarda da çok rahat kullanabilirsiniz bunu. Şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz. Hemen ipimi alıyorum elime. Tığımı da tutuyorum. Bu yaptığım işlem ilk başlama işlemi. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yaptıktan sonra 20.yi tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üzerine bir tane atıyorum. Tuttuğum 20.ye batıyorum. 7 tane burada kalıyor. Ve 2 de çekiyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Yandaki zincire batıyorum ve 1 2 de çekiyorum. İpim de gelmiyor, dolandım. Tekrar üzerine alıyorum. 1 ve 2 de çekiyorum. Yandaki zincire geçiyorum. 1 ve 2 de çekiyorum. Tekrar yandaki zincire batıyorum. 1 ve 2 de çekiyorum. 5 tane olacak bunlar arkadaşlar. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. 4. zincirime batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 1, 2, 3 tane bırakıp 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Ve 1, 2 de çekiyorum. Sonra yine 4 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum buraya. Dediğim gibi siz yan yana yapacaksanız bunu bu şekilde istediğiniz boyda çalışabilirsiniz. Şimdi 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 1, 2, 3.'ye batıyorum. Demek ki demin yanlış saymışım. Bir tane fazla kaldı. Öyle olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Göstereceğim size. Biraz fazla geldiyse burada iki sıra yapayım, ondan sonra göstereyim. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum, üzerine alıp bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum. 2 de çekiyorum. Tekrar 1, 2 zincir. Pardon, niye 2 zincir çektim? 1 zincir çekeceğim. 1 zincir çekiyorum. Alta batıp son trabzanımın tepesine batıyorum. 2 de çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Diğer taraftaki ilk trabzanıma batıyorum. Ve 2 de çekiyorum. Bir zincir, bir tane boşluk. Ortadakine gelmiş oldum. Bir zincir, sondakine. Daha sonra 1, 2 zincir üzerine alıyorum. Burada 1, 2 tane zincir bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Yani şuranın kare görünmesi için.
7 tane yaptım. İkinci, üçüncüye battım buradan. Burada 5 tane zincirim kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Araya, boşluğa batıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Sonra yine üzerine alıyorum. Trabzanın tepesine bu sefer. Yine araya ve trabzanın tepesine. Sonra 1, 2, 3. Artık alttaki gibi zincire batmıyorum, boşluğa batıyorum artık. 1, 2, 3. Araya trabzanın tepesine, araya ve trabzanın tepesine. Şimdi buraya geldiğimde 5 zincirim vardı. 1, 2 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. 1, 2 zincir bırakıp üçüncüye batıyorum. Burada büyük kareler oluyor kenarlarda, aralarda küçük dikdörtgenimsi bir görüntü oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüyoruz ve yine küçük kutucukları yaparak devam ediyoruz. Yani modelimiz bu şekilde devam ediyor. Çok kolay. Özellikle yeni öğreniyorsanız çok rahat yapabileceğiniz, elinizi alıştırabileceğiniz bir model arkadaşlar bu. Şimdi şurayı göstereceğim sizlere. Burada bakın biraz uzun mu oldu? Bu görüntüyü istemiyorsanız zincirin tepesinden kesin. Bir zincir kalsın burada. Onu kesin ve çekin. Bakın sıfırlanır zaten. Sonra da bu biraz daha uzun. Azıcık daha keseceğim. Buraya sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Yani zincirleriniz uzun gelebilir, uzun olabilir. O zaman bu şekilde bir zincir kalacak, ikinci zincirden kesip bu şekilde kısaltabilirsiniz. Yani kalan zincirini fazla yapıp kalan zincirinizi bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi benim modelimde 5-5-5 artı 1 şeklindeydi. Papatyalı bir model yapmak istiyorum bunun üzerine. Motifim de 5-5-5 şeklinde mesela 1-2-3-4-5 tane 5-5 gidecek 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5-5 gidecek ve sonda bir tane kalacak arkadaşlar. 5-5 gittiğimizde sonda bir tane daha yapacağız. Yani 5-5-5-5 artı 1. Yani öyle bir şeyimiz, benim desenimde öyle geliyor. Ona göre siz de yapacağınız desene göre İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bu modelimizi. Evet arkadaşlar, şimdilik bugünlük bu kadar. Daha sonra bunun üzerine inşallah papatya modelimi yapınca papatyaların yapılışını da anlatacağım sizlere. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenir ve yaparsınız inşallah. İyi günlerde de kullanırsınız inşallah. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İNO'yaları içinde bir de Sitemir İNO'yası tasarım kanalımı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar.